E hadi artık. Bitsin şu hüzün artık. İffet abla, hepimize nar şerbeti yolla biraz. Heh, işte Zerda da geldi. Hoş geldin Zerda. Nar şerbeti içer misin? Yok, ben almayayım. İyi misin? Ağrıların geçti mi? Bacağım ağrıyor biraz, o kadar. Gülbahar nerede? Uyudu mu? Ha, uyudu. Ama istersen gidip getireyim. Yok, uyandırma. Ben odasına çıkarım sonra. Amcasının güzeli. Ben çok düşündüm. Ve bu konaktaki herkesin huzuru için, senin mutluluğun için, Sultan Ana senin içinin rahat etmesi için bir karar verdim. Bu senindir Sultan Ana. Daha ötesi yapabileceğim bir şey yok artık. Nedir bu? Bu konağa geldiğim günden beri çok şey öğrendim. Dostluğu, dayanışmayı öğrendim. Acıyı paylaşmayı, bir insanı anlamayı, sevgiyi, aşkı ve de nefreti öğrendim. Ama bütün bunların dışında şu son günlerde bir şey daha öğrendim ki, kimseye muhtaç olmadan yaşayabilirim, ekmeğimi kazanabilirim. Kimseye. Ama hiç kimseye ihtiyacım yok. Hele Eroğlu'nun mirasına hiç yok. Ne demek oluyor bu? Bugün notere gittim ve Eroğlu'nun mirasından tümüyle feragat ettim. İçin rahat etsin. Gönlün yumuşasın artık Sultan Hanım. Şahin'e bir şey olursa 5 kuruş almayacağım. Zerda, sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Ne yaptığımı yeterince açık anlattım sanıyorum. Benim mirasa ortak olacağından korkmuyor muydu Sultan Hanım? Al işte. Artık bir sebep kalmadı. Belki artık aranız düzelir. Sen bana hakaret ettiğinin farkında mısın? Benim karımsın sen. Kafana estiği gibi davranamazsın. Yeter. Karın olduysam kölen olmadım. Attığım her adımda, verdiğim her kararda sana danışacak değilim. Danışacaksın tabii. Her kafana esteni yapacaksan bu ilişkinin ne anlamı var ha? Ha? Kolumu acıtıyorsun. Kendine bir süs bebeği arıyorsan evlenmeseydin benimle. Baksana, etrafında keyfine uyacak bir sürü kadın var. Ben buyum Şahin, ben Zerda'yım. Bunu kabul etmek zorundasın. Taş toprak değil benim derdim. Sapsaman değil. Ah Şahin'im. Bir tanecik tohum. Bir tanecik sürgün versin soyumuz. Marabanın soyu üreyecek. Bizimki kuruyacak. Bir tane oğlumuz olmadıkça yok olacak oğul. Ne diyorsun sen ana? İster vekil ol, ister kral. Hepsi boş değil mi sonunda? Bu kısırlık bitirmeyecek mi bizi Şahin? Zerda kısır değil ama. Gelse neden bu konakta bebeler cıvıldamı? Gönlün sevdi diye gözün de mi görmeyi? Ana. Ben Zerda'ya nikahtan önce dokunmadım. Anladın mı? Dokunmadım. Dokunmadın mı? Ne demek isteyesin sen? Ne duyduysan onu diyorum işte. Zerda kısır değil ana. Göreceksin. Dokunmadın mı? Yani onca ay... Kız burada yanı başında dururken dokunmadın mı ona? Hayır, dokunmadım. Neden? Nikaha dek ona dokunmamı istemedi Zerda. Ya nikahtan sonra? Çocuğumuz olacak ana. Göreceğiz, olacak.